Domates. Duyuyor musunuz? Ses deneme. Tamam, güzel. Hazır mıyız? Süper. Son gelenler. Bu biraz böyle şey gibi olacak. Şarkı için çıkmışım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun. Evet. Ve bugün 18 Eylül 2019'da örnekler ile veri hattı. İlk önce bunu göstermek istedim. Biraz geç geliyor. Şu an içinde bulunduğumuz çağ aslında zettabyte çağı. 2016'da küresel internet trafiği 1 zettabyte'ı geçti. Veya 2012'deki dünyadaki dijital veri miktarı 1 zettabyte'ı geçti. Bu nedenden dolayı şu an bulunduğumuz çağa zettabyte çağı diyoruz. Peki 1 zettabyte ne kadarlık bir veri? 10 üzeri 21'lik, 10 üzeri 21 byte 1 zettabyte ve tahminen 2020 yılında dünyanın genelinde 40 zettabyte'lık veri olacağı tahmin ediliyor. Yani biraz büyük bir veri sanırım. Peki, veri dönüşüm paradigması. İlk önce buradan bahsedelim. En başta 1990'da bu iş biraz daha farklıydı. Oradaki sınırlarımız 2 GB'lık bir memori limitiydi. Ve belki bir bilgisayar bizim için yeterliydi. Fakat bu büyük veri paradigmasından önce yaptığımız şey verileri farklı disklerde toplamak, bunları gerektiği zaman network üzerinden transfer edip işlem gücünün bulunduğu yerde prosesi gerçekleştirmekti. Peki veri paradigmasıyla birlikte nasıl bir yapıya döndü? Şu anda yaptığımız işlem verinin çok büyük olması ve tek bir makine üzerinde bunu hesaplayamamamızdan dolayı temelde yapacağımız hesaplamaları direkt verinin olduğu makinelerin üzerine gönderiyoruz. O makinelerin üzerinde doğrudan çalıştırarak sağlıyoruz. Mesela en bilinenlerinden biri MapReduce. MapReduce harita MapReduce genelde niye harita diye çevirmiş sanırım. Map Shuffle ve Reduce yani eşleştirme, karıştırma ve tekrardan azaltma, ayırma süreci. Shuffle'ı söylemiyoruz MapReduce'ün kendisinde fakat bazen shuffle işlemi yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. Neye göre olacağını birazdan bahsedeceğim. Ve buradaki her adımın belirli bir maliyeti var haliyle. Ve yapacağınız işlem miktarı, verinin büyüklüğü arttıkça bu maliyeti artacaktır. Dönüşüm türleri neler? İki tür dönüşüm türü var verinin transformasyonu sırasında. Narrow transformation, veriye herhangi bir shuffle işlemi yapmıyorsunuz. Aldığınız yere aynı şekilde gönderiyorsunuz. Arada bir işlem yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Önemli değil. Bu transformation'ın çeşidi. Wide transformation, veriyi bir yerden okudunuz. Fakat birden fazla farklı yeri yazıyorsunuz. Haliyle wide transformation'da baktığınızda bir network trafiği olabilir. Narrow transformation için baktığımızda filter, sample, map, flat map gibi işlemler ya da SQL için var cümlesi gibi işlemler bu aslında narrow transformation'ın örnekleri. Ya da wide transformation için group by ya da reduce by dediğimiz zaman aslında bu wide transformation'ı yapıyoruz. Çünkü belirli bir karıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz durumda. Call location, az önce MapReduce'te gösterdiğim aslında verileri farklı yerlerden okudunuz. Fakat aynı bir yere yazıyorsunuz. Fakat her bir mesela maviler aynı mavilerin bulunduğu yere, yeşiller yeşillerin bulunduğu yere, sarıların bulunduğu yere. Buna call location deniyor. Veri mühendisliği alanında. Biraz gecikmeden bahsedeceğim. Bazı yerler biraz atlıyormuş gibi olacak ama en sonunda mantığın oturacağını düşünüyorum. Bu çok bilinen bir tablo. Renkler ne kadar anlaşılır? Burada çok anlaşılır değil ama sağda daha iyi anlaşılır. Mavi renkli olanlar memori üzerinden yapılan işlemlerin süresi.
Kırmızı bu pembe olanlar network üzerinden yapılan işlemler. Yeşiller ise disk üzerinden yapılan işlemler. Baktığımız zaman aslında şurada network diske göre belirli durumlarda daha hızlı olabilir ya da daha yavaş olabilir ama temel mantıkta en hızlısı bir işlem yapacağınız zaman memori üzerinde bu işlemi yapmanız. İkincisi yapabiliyorsanız network'e bu işlemi bırakmadan disk üzerinde yapmanız. Eğer disk üzerinde de yapamıyorsanız network üzerinden bu işlemi veriyi aktarıp yapmanız. Fakat bunun için de önerilen yöntemler verinin filtrelenmesi. Yani siz bütün bir veriyi aktarıp da sadece küçük bir alanında hesaplama yapacaksanız bu waste. Yani çok anlamsız ve gereksiz bir iş yükü olur ve bitirmek istediğiniz işlem çok daha uzun sürer bu durumda. Peki verinin konumu neden önemli? Şimdi verinin konumuyla alakalı aslında bir önceki baktığımız. Yani neden disk, neden network ya da neden memory dediğimiz zaman. Bir kere doğrudan verinin konumu performansı etkisi var. Ben bir veriyi burada diskte bilgisayarımın içinde tutuyorsam ve onu bilgisayarımda işliyorsam bu veriyi benim Amazon'un sunucularından download edip de işlememden daha hızlı olacaktır. Çünkü zaten bu veriye sahibim. Eğer bu veriyi doğrudan memoriye almışsam kendi bilgisayarımda diskten okumaya çalışıp da bu işlemi yapmaktan daha hızlı çalışacaktır memoriden çalışması. Doğrudan performansı konumuyla alakalı bir işlem var. İkincisi ise büyük veriden bahsediyorsak tek bir ülkeden büyük bir ihtimal bahsetmiyoruz. Bu durumda farklı ülkelerde farklı data center'larla çalışıyoruz. Bu farklı data center'larda her ülkenin kendine ait sınırlamaları var. Bazıları mesela Avrupa'da işte Avrupa'nın kendi Avrupa Birliği'nin bir sınırlaması var. Türkiye kendisi ona benzer bir şey yapmaya çalıştı. Amerika'da yine benzer şekilde sınırlamalar var. Fakat siz verinin bir kısmını backup olarak başka veri saklamak istiyorsunuz. Peki bu kişisel bir veri mi değil mi? Bu sınırlamalar giriyor. Bu doğrudan verinin konumu burada önemli. Eğer bir kişisel veri, mesela Türkiye vatandaşının verisini bildiğim kadarıyla farklı bir ülkede tutamıyorsunuz. Hani bu Türk kanunlarına göre bu veriyi burada saklamanız gerektiğini ön koşuyor. Haliyle doğrudan sizin için engellerden biri. Yani siz bir işlem yapacaksınız. İşlem gücünüz mesela Almanya'daki bir data center'da. Siz veriyi network üzerinden kopyalayıp da işlemi yapıp da geri getiremezsiniz. Çünkü bu durumda veriyi bir kere kopyalamış olursunuz. Kanuna doğrudan karşı gelmiş olursunuz. Haliyle işlemi doğrudan Türkiye içerisinde yapmanız gerekir. Prosesi de aynı şekilde. Ve veriyi orada da saklıyorsunuz. Prosesi orada da yapıp çünkü hızlı olur yani. Öbür türlü zaten yavaşlığa girmiş oluyor. Ve o şekilde işlemi tamamlamış olursunuz. Bu verinin konumu. Peki veri depolama paradigmaları. Bu büyük ihtimal daha önceden veriyle uğraşmış insanlar için tanıdık gelecektir. Bu aslında ETL'e çok benziyor öyle değil mi? Temelde kaynaklarımız farklı kaynaklar var. Yazma sırasında şemalama aslında bu. Farklı kaynaklarımız var. Her okuduğumuz kaynağı tek bir şemaya çevirmeye çalışıyoruz. Onu tek bir kalıba getiriyoruz. Ve amaca uygun olarak işte içgörümüz, insight aslında bu İngilizcesi. Yani sonucumuz için amaca uygun şekilde veri kalıplarını data warehouse'tan çekiyoruz. Bu aslında temel bir data warehouse örneği. Diğeri ise okuma sırasında şemalama. Buranın farkı veriyi kaynaktan aldığımız zaman aynı şekilde birebir tutuyoruz. Veriye herhangi bir değişiklik gerçekleştirmiyorum. Bu bana ne avantajı sağlıyor? Eğer veriyi farklı tiplerde amaca uygun olarak okumam gerekirse, çünkü bir kere ETL'in en büyük dezavantajı belki de budur. Yani veriyi bir kere işlediğin zaman o veriyi kaybettiniz. O artık işlendi. O işlendikten sonraki sonuç elinizde. Ama bir önceki durum sizin elinizde değil artık. Onu kaybettiniz. Hatta bunun için çokça daha önceden ETL cevaplarının bir daha değiştiğini de görmüştüm yani. Hani bakıyoruz mesela sonuçlara. O veriye ihtiyacımız mı var? Evet. Ama o zaten biz onu kaybettik. O zaman
Haydar bütün ihtiyacı haplarını baştan aşağı bir daha değiştirmemiz gerekmişti. Ama veriyi doğrudan kaydettiğiniz zaman, bu data lake örneği, doğrudan kaydettiğiniz zaman amacınıza uygun olarak verileri okuyup bu şekilde işleme yapabilirsiniz. Bu okuma sırasında şema uyguluyorsunuz aslında. Çünkü her amaca uygun olan tip, burada kendi şemalarımız var. Farklı yerlerden okusam bile ben mesela kareyi okudum, üçgen olarak çeviriyorum. Çünkü o veriye benim üçgen olarak her zaman ihtiyacım var. O amaç için. Kısaca biraz depolama türlerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi 5 çeşit depolama türü var. İlişkisel veri tabanları, anahtar değer veri tabanları, sütun tipi veri tabanları, doküman tipi veri tabanları ve çizgi veri tabanları. Grafta da izler. Bu neden önemli? Aslında bu biraz siyah. Bu şunun için önemli. Aslında cap kapatayım mı? Kapatabiliriz. Diğeri. Arkayı açalım istersen. Çok mu iyiydi? Kapat istersen açarız biraz daha. Zaten bu siyah sadece. Tamam, sadece bu siyah. Bu cap teoremini daha önce duymuş olan var mı? Güzel, birkaç kişi. Cap teoremi, consistency, availability and partition tolerance. Consistency şu demek, benim birden fazla kaynağımın verisi birbirine eşit, consistent. Birbirleriyle eşit şekilde, birinden de okusam, diğerinden de okusam aynı sonucu alabilirim. Availability, ben her zaman herhangi bir client'a yazma ya da okuma yapabilirim. Yani ben buna yazmak istiyorum ya da bundan okumak istiyorum. A'ya yazdım, B'den okudum. Bunun gibi bu availability ile alakalı. Herhangi birinden yazma ya da okuma yapabilirim. Partition tolerance ise herhangi bir problem olması durumunda yani bütün sistemin düzgün şekilde çalışması gerekiyor. Herhangi bir problem olması durumunda problemi tekrardan sistem kendi kendine çözebiliyor olması lazım. Yani error gönderecek, oradan tekrardan recovery problemi. Şimdi baktığınızda bu fiziksel bir sınır getiriyor. Ben geliştirdiğim hiçbir sistemi, hoş geldin Kürşat abi, geliştirdiğim hiçbir sistemi üçüne aynı anda sahip olan bir sistem geliştiremem. Bu imkansız. Fiziken bu imkansız. Yapabileceğim en iyi şey maksimum iki tanesine sahip olabilirim. Baktığım zaman bu işte grafikte mesela consistency partition tolerance. Baktım MongoDB mesela consistency ve partition tolerance'ı sağlıyor ama availability'yi sağlamıyor. Birden fazla MongoDB durumunda işlerin rengi değişiyor çünkü. Bigtable, Hypertable, HBase, Redis bunlar consistency ve partition tolerance'da güçlü ama diğerine sahip değiller. Ya da availability ve partition tolerance'a baktığınız zaman DynamoDB, Voldemort, Cassandra, CouchDB, React bunlar hep availability ve partition tolerance mevcut fakat consistent değiller. Bunlar genelde şunu sağlıyor. Eventually consistency sağlıyorlar. Yani ben evet şu an consistent değilim ama zamanla consistent olacağım. Bana zaman ver diyor. Bu sistemlerde mesela Cassandra eventually consistent baktığımız zaman. Ya da baktığımız zaman availability ve consistency ikisini bir arada istiyorsam o zaman relational database'lere giriyorum yani tek bir makine. Burayı gönderdiğim zaman her zaman sor diyor. Her zaman doğru cevabı verecek. Fark etmez benim için. O durumda bu ikisi. Bu şunun için önemli. Sizin seçtiğiniz veriyi işlerken ki kulağınız farklı sistemler olacaktır. Farklı veri kaynakları olacak. Bu veri kaynaklarının, veri tabanlarınızın hangi tipte olduğu ve bu tipin hangi özelliklere sahip olduğunu bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde başınıza büyük dertler açabilirler sonunda. Buna göre çünkü baktığımız zaman yazılım dünyasında hiçbir zaman hani silver bullet derler ya mükemmel tek bir sonuç yok. Sizin ihtiyacınıza göre bir sonuç üretmeniz gerekiyor ve ihtiyacınıza göre üretileceğiniz sonuçta ihtiyaçlarınızın neler olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Bu o kısım için geçerli. Bundan sonrası beyaz. Şimdi burada kısaca ETL ve ELT arasındaki farkı göstereceğim. ETL neydi? Extract ediyoruz, transfer ediyoruz,
And ondan sonra load ediyoruz. Load nerede? Burada yok. Evet, burada. Extract transform. Evet, transform ve load. Extract ediyoruz kaynağımızdan. Extract ettikten sonra transform ve load ediyoruz data warehouse'a. Burada belirli bir kalıpa ulaştı. Artık o sabit kalıp. O, yani ne şekilde yazdıysam, şemam ne şekildeyse sabit şema da burada. Daha sonra ihtiyacıma göre o sabit şemadan transform edip analitik sonuçlarımı alabilirim. Bunun avantajı şu, ben buradan okumak istediğim zaman zaten elimde çevrilmiş, transformation gerçekleştirilmiş bir veri var. Bir daha transform etmem gerekmiyor. DLT'de ise diğer iki taraf değişiyor. En başta extract ve load'u yapıyorum. Genelde bu sistem bir distributed file sistem olabilir, Hadoop gibi. Daha sonradan ihtiyacıma göre transform ediyorum. Benim eğer ihtiyacım farklıysa analitik sonuçlar için alacağım transformasyon farklı olabilir. Ya da ben asıl kaynak veriden farklı bir analitik sonuç almak istiyorsam belki farklı bir veriyi okumam gerekir. Bunun için farklı bir transformasyon gerçekleştirmem gerekir. Bu buna ELT deniyor ve büyük verilerde genelde ELT işlemi gerçekleştiriyoruz. ETL artık bilmiyorum, çok popüler değil sanırım. Gerçi biraz process, evet. Ya, evet. Aynen. Veri hattında basit bir veri hattı örneği göstereceğim. Ne yapıyoruz? Bu aslında ingester. Türkçesi biraz garip oluyordu. Veri toplama diye çevirdim. Ingester işlemlerini herhangi bir dilde yazabilirsiniz. Yani bunun için çok spesifik bir şey gerekmiyor. İstiyorsanız Go'da yazın, istiyorsanız Java'da, istiyorsanız Scala'da, istediğiniz framework'ü kullanın. Ingester'larla veriyi toplama işlemi yapıyorsunuz ve bir yere kaydediyorsunuz. Kaydettiğiniz yer data location, o verinin konumuyla alakalı. Eğer veriyi okuduğunuz yer ve kaydın, yani veriyi okuduğunuz yer, okuduğunuz sistem Amerika'da, kaydettiğiniz yer Çin'de ise kaydetme işlemi uzun sürecek haliyle. Her seferinde Amerika'dan Çin'e o datayı transfer edeceksiniz. Haliyle bu sistemlerin birbirine tekrardan yakın olması, tekrardan verinin konumuyla alakalı kısım gerçekten önemli. Kaydettiğimiz ELT'yi hatırlayın. Ne yapıyorduk? Veriyi kaydediyorduk. Veri kaydederken ama bir şemasında bir değişiklik gerçekleştirmiyorum. Chi olarak kaydediyorduk veriyi. RAW veri kaydediyorduk. Veriyi RAW olarak kaydettiniz. Daha sonra veride bir hazırlama yapıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Veride bir temizlik ve standartizasyon işlemi yapabilirsiniz. Ya da veriyi farklı bir şekilde, ihtiyacınız olan farklı bir şekilde transform edebilirsiniz ve tekrardan yazarsınız. Daha sonra yazdığınız transform etme ihtiyacı göre yapılır. Eğer bir model eğitimi yapacaksam büyük ihtimal burada bir temizlik işlemi zaten yapmış olmam gerekiyor. Model eğitimi, machine learning için model eğitimi. Model eğitimi yapıp daha sonra eğittiğiniz modeli deploy edebilirsiniz sisteminize. Eğer bir model eğitimi yoksa bu bir raporlama işlemi ise bu durumda zaten burası canonical olarak geçiyor. Jargonda. Burası raw, çiğ veri, burası canonical, bu da İncil'den geliyor, Bible canonical'da. Bu da datamart. Datamart'ta, data warehouse'larda kullanılan terim, jargonu. Mart'a yazdınız. Mesela diyelim HDFS üzerinde bir mart folder'ınız vardı. İlk başta veriyi okudunuz, ingester'larla okudunuz. Raw klasörüne yazdınız HDFS üzerine. Tekrardan RAW klasöründen okudunuz bunu. Belirli bir temizleme ve standartizasyon işlemi gerçekleştirdiniz ve canonical'a yazdınız. Sizin için bu kelimeler ve sayfalar hazır artık işlem için. Daha sonra bu canonical'dan okuma yapıp belirli bir öğrenme sağlayabilirsiniz. Ya da başka bir işlem gerçekleştirip datamart'a yazabilirsiniz. Datamart'ın içerisinden tekrardan bir raporlama çıktısı alabilirsiniz. Bu da sizin içgörü, insight deployment'ınız.
Veri akışı. Şimdi veri transformasyonunda iki temel aşama var. Biri batch, batch olarak yapıyorsunuz. Diğeri stream. Yani bir akış, veri akışı. Bu veri akışında mimari desenleri göstermeye çalışacağım. En temeli temel olay işleme. Yani nedir bu? Benim bir verim var. Okudum, işledim onu. Stream olarak geldi, işledim ve consumer'a ilettim. Bu kadar basit. Alındıkları gibi işlenir. Sonuçlar hazır olur olmaz gönderilir. Çok basit bir işlem. Bu event sourcing architecture. Etkinlik kaynağı diye çevirdim. Belki de çevirmemem gerekiyordu. Buraları onun için tuttum. Tüm uygulama durumunu değişik etkinlikler olarak modellemek gerekir. Durumu sorgulamak için ilgili olayları çıktı projeksiyon olarak tekrarlamak gerekir. Şimdi bizim event source'umuza kaynaklar geliyor. Event store'umuza. Biz event store'dan bunları stream şeklinde okuyoruz. Burada proses işlem gerçekleştiriliyor ve consumer'a iletiliyor sonuç. Bu şekilde devam ediyor. Bu event source mimarisi. Tabii. Şimdi şöyle, eventleri işlediğin zaman zaten bu ikisi birbiriyle haberleşiyor. İşlenenler işaretleniyor. İşlenenleri bir daha işaretlemiyorsun. Ama işlenenleri bir daha işleyebilirsin. Hata durumlarında. Eventler raw. Yani sen mesela şöyle düşün. Gittin bir API var. API sana mesela Citybikes API'yi düşün. Açık, public olarak herkes erişebilir. Gittin ona bir tane sorgu attın. HTTP request'i. 200 cevap döndü sana. Bir liste döndü. Dedi ki benim işte bu şehrin işte İstanbul'daki bisikletlerin konumları. İstasyonlara göre konumlarını döndü sana. O senin için event. Onu kaydet. Daha sonra işlem gerçekleştireceksin. Her zaman çiğ veriyi buraya saklıyoruz. Temel mantık bu. Evet. Burada bir tık event store ekliyoruz aslında üstüne. Evet, bu doğrudan aldığı gibi işliyor. Aldığı gibi işleyip devam ediyor. Herhangi bir yerde yani şuradan stream evet buradan yaptı gitti. Bu kadar. Bundaki tek ekstrası buraya bir event store geliyor. Bir sonrakinde biraz daha karışacak aslında bu. Sonrakine geçmek istiyorum bir önce. Buradan Event Store'da kaydediliyor ve bu Event Store'dan processor bunları alıp işleyip consumer'a iletiyor. Bu şekilde işlenenler işlendi bilgisinde tabii. Bir sonraki asıl önemli olan aslında veri mühendisiyle uğraşırken çok sık kullandığımız mimari bu. Lambda mimarisi. Karışık bir mimari. Buradaki temel amaç, şimdi sorun ne? Elimizde çok büyük miktarda bir veri var ve bizim düşmanlarımızdan biri network'ün üzerinden bunu aktarmam gerekecek. Network'ün üzerinde ne olduğu belirsiz. Belki başka birisi de onu kullanıyor olacak. Daha yavaş olacak ya da daha hızlı olacak. Bilemem. Şimdi ben stream yapıyorum ama bu ne kadar stream? Yani real time ne kadar? Near real time baktığımız zaman alt kısımda yani. Burada aslında şimdi ben bütün veriyi stream edemem. Elimde mesela bir terabaytlık veriyi her seferinde almam gerekiyor. Bunu şimdi stream olarak 1 terabayt aktarmak ciddi bir işlem yükü benim için. Nasıl yapıyorum? Daha küçük miktarda verileri aktarıyorum stream üzerinden şuradaki. Bunun üzerinden daha küçük miktarda verileri stream ederken bu bana sürekli tabii belirli bir sonuç gösteriyor. Near real time bir sonuç gösteriyor. Ama bazı şeyleri kaçırmış olabilirim. Kaçırdığım şeyler içinde daha yavaş olan batch aynı zamanda çalışıyor paralelde. Ve benim için source of truth aslında batch result oluyor durumda. Ama bunlar ikisi birleştiriliyor burada her zaman. Öncelik her zaman batch result'ların çünkü o bütün veri elinde. Bütün veri üzerinden hesaplama yapıyor. Yani siz mesela bir şeyin toplam sayısını alacaksınız.
sayı sürekli artıyor ya da azalıyor. Yani bir banka hesabı gibi düşünün. Sürekli bir değişiklik var, bir işlem var. Buradan sürekli evet. Burada sürekli en yakın veriye sonucu göstermeye çalışıyorum. Çünkü kullanıcı sonuç görmek istiyor, değil mi? Ben butona bastığım zaman işte şimdi gelin 2 saat sonra gelin ben o zamana kadar hesaplayacağım sonuçlarınızı diyemeyiz. Yani bazen diyoruz ama demememiz gerekir. Bu hızlıca bana bir sonuç dönüyor. Yakın bir sonuç. Tam emin değilim. Bu ama sürekli arkada batch olarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Baba, ben baktığım zaman her zaman çok yakın bir sonuç görüyorum. Çünkü toplam veri üzerinden sürekli hesaplamayı da yapıyorum. Bu lambda mimarisi olarak geçiyor. Lambda architecture. Ve en son doğruluk çıktısını delta tahmini çıktısıyla birleştiriyoruz en son şurada da. Şu delta, şu toplam sonuç. Evet. Kürşat abi, datayı işledikten sonra bu ham verim bir işlem transformation gerçekleştirdim. Transformation'dan sonra istersen model çıkartabilir ya da ikinci bir transformation'a tekrar sokabiliriz. Yani tamamen sana kalmış. Başka soru var mı burada? Bir sonraki de Kappa mimarisi. Kappa mimarisinin temel amacı aslında Lambda mimarisinin karmaşıklığından dolayı geliyor. Onu basitleştirmek için. Burada yapılan şu, bir streamimiz var. Bu AWS Lambda'daki gibi her seferinde bir sonuç üretiyorum gelen veri üzerinden ve sürekli olarak şuraya güncelliyorum. Yani eğer bir bu consumer tarafı bir veri tabanıysa sürekli o tabloyu update ediyorsunuz. Yani bunun aslında aynı zamanda büyük bir dezavantajı da var. Bir öncekine baktığımız şu lambda mimarisi aslında karmaşık gözükmesine rağmen eğer gidip de Hadoop'la birlikte Spark Streaming kullanırsanız Spark Streaming sizin için bunun tamamını yapıyor. Yani siz sadece Spark Streaming'i kullanıyorsunuz. Bu da Kappa mimarisiydi. Bu da son slide. Ondan sonra soruları varsa alabilirim. Bunu niye ekledim? Biraz tekrardan bir yerden bir yere uçmuşuz gibi oldu. Temel nedeni şu. Şimdi Hadoop Distributed File System. Hadoop'umuzun üzerinde data notlarımız var. Aynı zamanda Hadoop'un üzerinde yarn var. Ve data processing'i yarn üzerinde yapabiliyoruz. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Ben eğer Hadoop'la birlikte Hadoop ve Yarn'la birlikte Spark'ı kullanırsam şöyle bir şey oluyor. Spark doğrudan Yarn'la birlikte konuşabiliyor. Siz sadece çalıştırırken Yarn'ı kullanacaksın diyorsunuz. Ve sizin mesela A dosyanız şu notta, B dosyanız bu notta. Ve işlem yapacaksınız bu dosyalar üzerinde. Siz bu işlemleri çalıştırdığınız zaman Spark cabınızın A dosyasıyla çalışacak olan job iş burada çalışıyor. Şu fiziksel sunucunun üstünde doğrudan çalışıyor. Yani ayrı bir sunucu değil. Aralarında network kablosu da yok. O sunucunun üzerine doğrudan çalışıyor. B dosyasını proses edecek job ise burada çalışıyor. Çünkü dosyalar buradaydı. Hızlı bir şekilde eğer memory üzerindeyse memory üzerinden okuyabilir. Memory üzerinde değilse disk üzerinden okuyup memory'e aktarabilir. Daha sonra memory üzerinden de. Spark'ın ve Hadoop'un birlikte çok hızlı çalışmalarının temel nedeni bu. En başta gösterdiğim data locality ile alakalı. Çok oradan oraya biraz atladım farkındayım ama çok geniş bir konu. Sorular varsa soruları alabilirim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Hı? Evet. Şimdi şu veri şu her zaman delta. Bu her zaman delta. Delta'yı alıyorum ben. Yani delta benim için de bir önceki sonuçla yeni sonuç arasındaki fark. O farkı sadece işliyorum burada. Burada her zaman bütün veriyi işliyorum. Bu her zaman bütün veriyi işliyorum. Haliyle bütün veriyi işlediğim için
her zaman doğru sonuca ulaşıyorum. Ama veri miktarına bağlı olarak zaman alacak bir işlem. Yani bu yine cap'e dönüyoruz burada. O işlem zaman alacak. Ama ben anında sonuçta görmek istiyorum. Delta ile çok yakın bir sonuca ulaşıyorum. Belki de doğru sonuca ulaştım. Belki de çok yakın. Belki de bir iki veri kaybettim. Şu tamamlandığı zaman tekrardan o anda bütün o hataları giderecek. Tekrardan bu tabii deltaları göndermeye devam ediyor. Benim için source of truth şu. Ama delta'dan bir şey varsa yani batch'te bir sonuç yoksa o yeni olay için. Delta'da varsa source of truth o durumda delta kısım. Bu şekilde. Soruyu da tekrarlayayım. Kappa mimarisi ile lambda hangisi daha çok tercih ediliyor? Tamam. Kappa bütün ihtiyaçları karşılıyor mu lambda'daki? Hayır. Buradaki en büyük dezavantaj bir stream'imiz var. Sürekli batch yaptılar paralelde çalıştırıyoruz. Küçük deltalar aslında bunlar her biri. Bu küçük deltaların her biri gidip de tek bir kaynağı güncelliyor. Şimdi burada race condition söz konusu. Yani sen gidip oraya yazmaya çalışırken diğer job bitmiş olsa bile diğerinin yazma işleminin bitmesi gerekiyor ki sen ikinciye yazmaya başlayabilirsin. Anlatabildim mi? Yani yine orada bir bottleneck oluşturuyor senin için. Şu yazma noktası. Kappa mimarisinde. Yani bunların hepsi akış mimarisi baktığımızda. Evet, yani küçük küçük deltaları ama işte burası senin için biraz bottleneck oluyor. İhtiyaca göre değişir. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Burada çok fazla bir işlem yapıyoruz. Kompleksite yüksek. CPU ve memory kullanımı da yüksek olacak burada. Sen şimdi daha hani lightweight böyle ya hafif siklet şöyle bir şey yapayım hani hızlıca sorunumu çözsün. Benim de bu kadar da karmaşıklığa da ihtiyacım yok. Benim için idealdir dediğin durumlarda kappa mimarisi senin için daha mantıklı olabilir. Bu tamamen hani ya hiçbiri şey değil, silver bullet değil. Bu da silver bullet değil. Senin ihtiyacına göre seçmen gerekiyor. Yani senin ihtiyacını şu karşılıyorsa bence hiç lambda mimarisine girme. Çünkü bu daha az kaynak tüketecek senin için. Daha basit. Bakımı da daha basit olacak. Ona ihtiyacın var mı yok mu? O zaman lambda kullanabilirsin tabii. Aynen. Tabii yani o ihtiyaca göre. Şimdi bu ihtiyaç durumu. Tabii. Hı. 100 megabayt. Tamam. Şimdi 100 megabaytlık veriniz nerede? API'dan mı çekiyorsunuz? Bir disk üzerinde mi? Veri tabanında 100 megabaytlık veriniz var. Tamam. Gitti. Gitti. Stream'e de daha önce herhangi bir işlem yapmanız için yani 100 megabaytta çok büyük bir miktar olmadığı için sokabilirsiniz. Ama stream evet. Okuyor okuyor alacak. Okey. Her seferinde ekleniyor. Şimdi şöyle, zaten bu mimarilerin tamamı akış mimarisi. Yani sizin belirli bir akışınız olduğunu varsayıyoruz. Batch değil, stream architecture'lardan bahsediyoruz. Yani burada size bir veri akışı var. Mesela şöyle düşünün. Twitter'dan tweetler API'den sürekli akıyor. Buradaki batch processor siz
O veri akıyor. Ama aynı zamanda onu toplu olarak da çekebiliyorsunuz. Şu batch prosesi toplu olarak çektiğiniz yer, ama bu da zaman alan bir işlem. Yani bu vakit alacak. Bunu biliyoruz. Çünkü kaynaklarımız limitsiz değil yani. Limitsize ulaşma şansımız yok. Belirli limitlere kadar çıkacağız. O da belirli bir zaman alacak. Ama biz çok hızlı bir sonuç görmek istiyoruz. Bu akış sırasındaki küçük deltaları stream processor üzerinden akıtıyoruz. Ve bu deltaları buradan alırken büyük parçaları, batchleri de başından itibaren hepsini alıyoruz buraya. Burada aslında yapmaya çalıştığımız, eğer hesabımızda şurada bir yanlışlık varsa, burada bütün veri elimde olduğu için tekrardan o hatayı giderebilmek. Yani ben bir hata oluştu, hani mesela bir şeyi kaçırdım, hata aldı. Çünkü bu hani network'te bir hata olabilir. Veriyi kaybettik network'te. Olabilir yani. Veriyi kaybettik. Ya da işlem yapılırken işletim sistemi çöktü. Bir şey oldu bilmiyorum. Bir hata oldu ve bu iş, bir tanesini gerçekleştiremedik. Haliyle delta delta gidiyorum ben ama bir tanesini atladım. Haliyle o atladığımdan sonrakilerin sonucu yanlış, hatalı. Ama şu tamamlandığı zaman o tekrardan düzeltilecek. Çünkü bütün veriye bakacağım. Tekrardan deltalar doğru sonuç üretmiş olacak. Asıl amaç o yani. Deltaları ben üretiyorum ama hata aldı diyelim bu. Hani sonucum bundan sonra tamamen yanlış olmasın. Arada bir de düzeltebileyim. Şu da arada bir düzeltme işlemini gerçekleştiriyor. Cevabınızı alabildiniz mi? Başka sorusu olan var mı? En sonda bir anket yaptım. Oraya da çok kısa 3 soru, bir de açık alan var. İster de olursunuz, ister de olmazsınız. Girip de kullanırsanız çok teşekkür ederim tekrardan. İyi akşamlar. Ha, fark etmez, çok önemli değil yani. O feedback olarak hani feedbackleriniz varsa alabilirim. Başka soru varsa, veri mühendisliği nasıl yapıyorsunuz, nasıl projeler oluyor? Ya da takıldığınız yerler, sorun yaşadığınız yerler. Buyurun. Var. Yani Hortonworks'ı da kullanabilirsiniz. Biz genelde projelerde şu anda, ya yani en son çalıştığımızda EMR kullandık AWS'ten. Elastic Web Reduce. Nedeni de şu. Çünkü bakımını yapmanız gerekmiyor. Bildiğiniz gibi Hadoop ekosistemindeki versiyonlar birbiriyle çok uyumlu olmalı. Herhangi bir ufak değişiklik diğerini bozabiliyor. Aile birbiriyle çalışan versiyon gruplarını bir arada tutmak bayağı maliyetli, hani uğraştırıcı bir iş. Bunun için de doğrudan EMR kullandık. Çünkü EMR'da her zaman birbiriyle çalışan versiyonlar var. Ve her zaman size son versiyonu sunmaya çalışıyorlar. Yeni bir cluster oluşturduğun zaman en son versiyonu oluşturuluyor. Zaman içerisinde cluster'ınızın versiyonu geride kalmış olabilir. Ama o cluster'la işiniz bitip de yeni bir cluster oluşturduğunuzda tekrardan yeni versiyon alacaksınız. Temel nedeni bu. Yani EMR üzerinde zaten Hadoop'unuz var. Hadoop'un üzerinde Spark koşuyoruz genelde. Çünkü Spark yarınla birlikte konuşup doğrudan doğru yerde çalışıyor. Benim hani gidip de, şimdi ben gidip de verimi S3'de saklarsam orada biraz sıkıntı. Çünkü S3 tamam da fiziksel olarak nerede bu? Yani global diyor, tamam güzel. Büyük ihtimal bana yakın bir yerde de nerede yani bilmiyorum. Büyük ihtimal network üzerine aktaracak. Aynı makine değil ki. Ben gidip de Spark'a şey diyemem. Hani S3'e git bul onu, orada çalış. Öyle bir şey yok. Ama Hadoop üzeri hiç Kubernetes üzerinde Spark koştunuz mu? Bir deneyin. Farkı var. Yani network üzerinden bir şeyi okumakla disk üzerinden ve memory üzerinden okumak bayağı ciddi. Onun için olsun koydum. İhtiyacınız ne çözüyorsa o. Ha, Hadoop'un MapReduce'unu diyorsunuz. Evet. Evet, Hadoop'un MapReduce'unu farkı şu. Anlatayım onu. Aslında güzel.
Hadoop ekosisteminde bildiğim kadarıyla yok. Şimdi temel problem neydi? Hadoop MapReduce kullandığımız zaman evet, her seferinde disk işlemi yapıyor. Şimdi gösterelim ya, şöyle geri gideyim. Başlardaydı galiba. Şurası, yok burası değil, şurası. Şimdi MapReduce dediğimiz zaman, ya buradaki aslında genel jargon olan MapReduce'den bahsettim. Bu Hadoop'un MapReduce'u değil, Spark'ta da MapReduce yapabilirsiniz. Yani yapıyoruz da. Ama yani jargonu, yani o işlemin adı MapReduce. Ama Hadoop'un MapReduce'u o uygulamanın adı MapReduce. Buradaki şimdi her seferinde map yaptıktan sonra shuffle yapma ihtimalim var. Mesela ben group by dedim. Bir şeye göre grupladım. Şundan kaçış ihtimalim yok. Bir kere bu işlemi tamamladı, diske yazdı. Shuffle'ı yaparken burada kaç işlem yapacağı değişken, verinin boyutuna ve şekline göre değişir. Her seferinde bir daha diske yazacak, bir daha okuyacak, bir daha yazacak, bir daha okuyacak. Bütün shuffle işlemlerini bitirdikten sonra tekrardan gidecek, o grupladıklarını diske yazacak. Şimdi her seferinde o disk yazma ve okumalar gerçekten maliyetli memuriye baktığımız zaman. Çünkü o tabloyu aslında onun için diğer, şu tabloyu onun için koydum. Bu aslında çok bilindik bir tablo. Her yazılımcının bilmesi gerekenler diye bir liste var internette. Oradakilerin içerisinde işte bu işlemlerin ne kadar süreyle de bittiği ile alakalı bir tablo. Baktığımızda memory işlemleri en hızlı işlemler. Yani tamam, şurada bir memory işlemi var, diğerlerinden daha yavaş gözüküyor ama 1 megabaytlık sürekli iteratif bir veri, sequential bir veriyi okuyorum ben memory'den. Bunlar baktığımda daha lightweight şeyler, ya da şu da aynı şekilde 4K'den bahsediyoruz. 1 megabayttan bahsetmiyoruz. Şu 1 megabayt olsa SSD'den eminim ki şundan daha yavaş sürecektir. Şimdi bu işlemden dolayı Hadoop üzerindeki MapReduce'u kullanmıyoruz. Yani disk işlemleri çok yavaş oluyor. Spark kullandığımız zaman çok ciddi fark var. Aynı zamanda Spark'ın çok ekstraları var yani. Spark'la birlikte Spark Streaming kullanabilirsin, Spark ML kullanabilirsin. Pek çok ekstrası var Spark'ın içerisinde. Tamam, bayağı bir memoriyi götürüyor. Orası kesin ama problemimizi doğrudan çözüyor. Onun için oradan yürüyoruz. Bilmiyorum sorunuzun. Buyurun. Hadoop MapReduce mi diyorsunuz? Hadoop MapReduce kullanmadık. Yani şöyle, zaten şimdi Hadoop dediğimiz zaman orada iki tane bileşen var. Bir kere Hadoop HDFS, Hadoop Distributed File System. Onu kullanıyoruz. Neden? Çünkü ben diyorum ki benim işte Parquet ya da Avro dosyam var. Ya da CSV ya da JSON da olabilir. Bunlar farklı bir dosya tipleri. Bu dosya tipleri mesela parke işte kolumdur. Yani kolon kolon şekilde yazıyor. Her bir makinede bir tane belki kolon var. Tabii biz o detayı bilmiyoruz. Ben diyorum ki Yarna, ay bunları kaydet. O da bir tane sunucusu var, metadata'yı tutan. Orada onların notunu alıyor. Bir de backup alıyor onlardan. Çünkü mesela buraya koymadığım şeylerden biri disk corruption. Yani disk zarar görebilir, veriyi kaybedebilirsin, veri zarar görebilir orada. Hadoop benim için o problemi de soruyor, çözüyor. Çünkü benim için bir backup oluyor zaten. Diğer tarafa koyuyor. Aynı zamanda ben data locality'yi de benim için Yarn'la birlikte Spark çözüyor. Çünkü bunlar da oradan birbirleriyle konuşabiliyorlar. Ben diyorum ki bunu okuyacaksın, buraya yazacaksın. Teknik diğer detayları düşünmeden git şuradaki şu diski oku ya da şu IP'li makineye bağlan onları yap dememe gerek kalmadan bu zaten gidiyor. Metadata sunucusuna soruyor. Nerede bu dosya diye. Ona göre cevabı aldıktan sonra doğrudan Yarın zaten doğrudan orada çalıştırıyor o Spark'ı. Onun için benim de dönüp de MapReduce, Hadoop MapReduce'e hiç ihtiyacım olmadı yani. Benim zaten problemlerini çözüyor diğer taraf. İşleme anlamında Spark'ı optimize edebilirsin. Orası çok derin bir konu. Oraya biraz daldık.
Yani memory kullanır verdikçe. Sen verdikçe daha fazla verdikçe daha fazla kullanır. Çünkü adam olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyor. Eğer streaming yapıyorsa. Olabildiğince hızlı yapabilmesi için de daha fazla proses yapması lazım bu adamın. Ve daha fazla veriyi kaydetmesi lazım hızlı olabilmek için. Ama sen diyebilirsin ki ya bu kadar da hızlı olmasına gerek yok. Biraz daha yavaş da olabilir. O durumda limitlersin. Limitleyebiliyorsun sipariş cevaplarını. Biraz daha limitlersin. Daha az kullanır. Yani o tamamen ihtiyacına göre değişen bir şey. Rica ederim. Buyurun. HDFS'te tutuyoruz. Hadoop üzerine. Ha. EMR, Elastic MapReduce. Hadoop yani. Fiyatları yazıyor. Pahalı değişir. Müşteriye göre de değişir. Hortonworks de Hadoop veriyor. Hızlı ve kolay. Bir de Hortonworks'ü Terraform'la ayağa kaldırabilir miyim emin değilim. Biz her şeyi aha. Tabii öyle. Her biri EC2. Şimdi baktığınız zaman eğer AWS'te çalışıyorsanız EMR makinesinden bahsediyorsak, EMR sisteminden, EMR dediğimiz şey aslında arkada EC2'lar. Bir sürü EC2. Onları kapattığınız zaman gider. Doğru. Siz eğer bir veriyi onun için zaten sürekli açık çalışıyor. Çünkü bir streaming var. Sürekli iş devam ediyor. Evet. Yapabilirsiniz. Açılması ne kadar sürüyor? Tabii yapabilirsiniz. Açılması ne kadar sürüyor EMR makinesinin? Yani şeyi deneyebilirsiniz. Tabii mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sadece Lambda Function olması gerekmiyor. Airflow'unuz vardır. Workflow Management System. Airflow'unuz üzerine bir tane deck yazarsınız. Dersiniz ki işte geldiği zaman ilk kaldır sonra check et gibi pek çok işlemi içine koyabilirsiniz yani. Oradan doğrudan onu yönetebilirsiniz. Ya da bir Terraform'a bağlayıp Terraform'la ayağa kaldırabilirsiniz. Pek çok şey mümkün. Eğer sürekli bir yaşayan sistem ihtiyacınız yoksa bu mimariler veri akışıyla alakalıydı. Hala veri akışı durmuyor. Sürekli bir veri akışı devam ediyor. Ama sizin batch olarak yaptığınız bir şey vardır. Mesela haftada bir yaptığınız bir işlem vardır. Onun için işlemi tamamlayıp raporlayıp olayı kapatıyorsunuzdur. Kaldırırsınız ayağı, yaparsınız, bitirirsiniz. O da Availability Zone mevzusunu biliyorsunuz Amazon'da. O zaman iki tane farklı Availability Zone'da koşacaksınız EMR'ınızı. O da maliyeti ikiye katlar. Bu tamamen şey, hani silver bullet yok gerçekten. Yani pros and cons, yani direkt şey, artı ve eksileri koyacaksınız. Benim için artılar bunlar, eksiler bunlar. Hangisi daha önemli? Şu, tamam. Yani Spark'lar skalayla. Ama bu şeye göre değişir. Yani yaptığınız işe göre değişir. Müşterinize göre değişir. Müşteriniz skala bilmiyordur. Başka bir tercihe gitmeniz gerekebilir. Yani bu tamamen o projeye çok özel o projeye seçeceğiniz bir sonuç. Yani seçebilirsiniz. O da güzel bir deal. Ben Arda kullandım 5 yıl önce. Ama şey yani tercihe göre değişir. Tabii o projeye göre değişir. Rica ederim. Başka soru var mı? O zaman herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim tekrar.